Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Google'ın yeni telefonu Pixel ile iPhone 7'yi şöyle bir karşı karşıya getireceğiz. Laf fazla uzatmadan direkt olayımıza geçelim. İlk kıyaslayacağımız şey tasarımlar. Tasarım açısından Google'ın pikseline şöyle bir uzaktan baktığınızda Apple'ın iPhone 6 ile başlayan oval tasarım çizgisini benimsediğini görebilirsiniz. Özellikle telefonun ön kısmı oldukça fazla iPhone 7'ye benziyor. Ama benim kişisel görüşüm hangi telefon olursa olsun oval tasarımların daha cazip göründüğü yönünde. Çünkü ne bileyim köşeleri böyle oval olunca telefona ponçik bir hava katılıyormuş gibi oluyor. Çok ciddi bir farklılık var. Her iki telefonda da parmak izi okuyucu var. Zaten artık bu teknolojiye bayağı alıştık. Fakat Pixel'in parmak izi okuyucusu arka kısımda ve o bölüm bir cam bölmeyle ayrılmış. Yani telefonun arkasında bir camın yer alması farklı bir hava katmış diyebilirim. Ekran anlamında ise her ne kadar Apple'ın Retina ekranı çok can alıcı, yakıcı bir biçimde dursa bile Pixel'de yer alan Full HD ekran bir adım önde arkadaşlar. Çözünürlükler ise Apple'da 1334x750, Pixel'de ise 1920x1080'lik bir çözünürlük söz konusu. iPhone 7'nin ekranı 4.7 inçken Pixel'in ekranı 5 inç. Fakat burada da şöyle bir fark ortaya çıkıyor. Pixel'in AMOLED ekran farkı. Şunu da hemen belirteyim. Daha öncesinden iPhone 7'ye bir sağlamlık testi yapmıştık. Ona hemen şuradaki karttan ulaşabilirsiniz. Orada gördük ki iPhone 7'nin ekranı aslında çok da sağlam değil. Tabi burada Pixel'in ekranı Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Şöyle aslan, böyle kaplan demeyeceğiz. Her iki telefonda düşürdüğünüzde kırılma ihtimali yüksek. Fakat kağıt üstünde Pixel şu an daha iyi görünüyor. Biraz da kameralardan bahsedeyim. Her iki telefonda arka kamerası 12 piksel değerinde arkadaşlar. Fakat iPhone 7'nin f değeri 1.8 iken Pixel'in 2.0. Yani düşük ışıkta iPhone 7 daha başarılı olacak gibi görünüyor. Kısaca bataryadan da bahsedeyim. iPhone 7'nin bataryası 1960 mAh iken Google'ın yeni telefonu Pixel'in bataryası ise 2770 mAh. Burada şu yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Apple'ın elinde çok güçlü bir koz var. O da şu ki iOS 10'un stabilitesi ve Android telefonlara göre daha az şarj enerjisi. Bu cümlenin ardından hemen şunu da ekliyorum ki kağıt üstünde Pixel iPhone 7'den şarj anlamında daha iddialı görünüyor. Birazcık da işin böyle sıkıcı olabilecek boyutuna değinelim. Teknik özellikler ve donanım farkları. Apple iPhone 7'sini ve içerisindeki iOS işletim sistemini A10 Fusion ve 2 GB RAM ile desteklerken Google Pixel'in de Snapdragon 821 ve tam olarak 4 GB'lık RAM desteği sunuyor. İnce bir ayrıntı olarak şundan da bahsedeyim. Google'ın Pixel'inde bulunan grafik işlemci Adreno 530. Arkadaşlar şu an ekranda her iki telefonda teknik özelliklerini detaylı olarak görebiliyorsunuz. Bizim üzerine söyleyebileceğimiz tek şey şu. Apple'ın iOS işletim sistemindeki stabilitesine karşılık Google'ın Pixel cihazlarında bulunan saf Android. Bakalım Pixel ile birlikte yeniden karşımıza çıkacak olan saf Android bize iOS'tan farklı veya stabilizasyon anlamında ne gibi farklı deneyimler yaşatacak. Önemli bir noktayı unutuyordum. Unutmadan hemen değiniyorum. Her iki telefonda 32 ve 128 GB'lık alternatifleri bulunurken sadece iPhone 7'de 256 GB'lık modelin olduğunu eklememiz gerekir. Artık hazırsanız gelin şu dananın kuyruğunu bir koparalım. Telefonların fiyatları ne olacak? Her iki telefonda ABD'de 649 dolardan satışa sunulacak arkadaşlar. Bunu Türk lirasına çevirdiğimizde 3250 TL gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Burada hemen şunu belirtiyorum. Burada verdiğimiz bilgi tamamen tahminidir. Çünkü Pixel'in Türkiye'de satılıp satılmayacağı belli değil. Bunu net bilmiyoruz ama fiyatı 3000 TL seyrinde olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama bu videodan Google'a bir seslenelim. Belki sesimizi duyar. Eğer bu Pixel'in fiyatını iPhone 7 ile eşit tutarsanız rekabette zorlanırsınız. Bizden size söylemesi ciddiye alırsınız almazsınız onu siz bilirsiniz. Ve artık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ben sadece şunu sormak istiyorum size. Hemen şurada bir anket hazırladım. 3200 TL paranız olsaydı hangi telefonu tercih ederdiniz? Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşlarına basmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şeyi bize yorum bölümünden iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen yan tarafında oynamakta olan iki videodan herhangi birisine tıklayarak farklı bir Webtekno içeriğini izleyebilirsiniz. Ayrıca üzerimde de bir Webtekno logosu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.